Merhaba yol arkadaşım. Hoş geldin. Bu hayatın matematiği farklı. Bizim gördüğümüz gibi değil çoğunlukla. Yani iki tane yarımı toplayınca bir etmiyor demiş şair. İnsan tek başına mutlu değilse bir başkası da onu mutlu edemiyor. Şu dünyaya hepimiz anne karnında geçirdiğimiz 9 aylık yalnızlık sürecinden sonra geldik. Dünyaya geldiğimizde sanki birazcık pişman gibiydik. Ağladık. İyiyse bir şekilde o zamanlar da geçti ve kendimizi bilmeye başladığımız yaşlara geldik. Ve o yaşlarda bir şeyi fark ettik. Bir arayıştaydık ve bir eksik var dedik. Sonra hemen cevap verdik. Tabii bir eksiklik hissederim. Çünkü daha çocuğum, bir büyüyeyim, bir okulu bitireyim, hepsi geçecek. Büyüdük, okulu bitirdik ama geçmedi. Sonra dedik tamam. Öncelikle bir işe gireyim, güzel bir maaş alayım, geçecek. İşe girdik, maaş aldık, yine geçmedi. Sonra dedik ki ama güzel bir evde oturayım. İyi kötü bir arabam olsun, geçecek. Güzel bir evde oturduk, bir araba aldık. Maaşımız arttı, işimizi de terfi ettik. Ama yine geçmedi. Hala bir yerlerde bir eksik var duygusu içimizdeydi. Düşündük, sonra bulduk. Dedik ki, sevgilimiz yok, o yüzden böyle hissediyoruz. Sonra bir gün birisini gördük, ona aşık olduk. Sevgilimizin gözlerinde daha önce hiç tatmadığımız, daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir zevki tattık. Sanki onun gözlerinde Yaradan'ın ışığını gördük. Her şey bambaşkaydı. Sonra zaman geçti ve artık eskisi gibi olmamaya başladı. Bunu telefonlarımızı açmamasından, bize artık eskisi gibi davranmamasından anlamaya başladık. Ve sonra bir gün aşk bitti. Ya da biz bitirdik. Fark etmez. Ama o kutsal olarak gördüğümüz aşk bir gün bitti. Ve yine o eksiklik hissiyle yüz yüze geldik. O eksikliği gidermek için her şeyi yaptık, her yere baktık. Öyle mi? Her yere baktık mı? Hayır, her yere bakmadık. Kendimize bakmadık. Her yere baktık da bir tek kendimize bakmadık. O bir ben vardır bende, benden içeri dediğimiz gönlümüze bakmadık. Eksikliği hep dışarıda birileriyle, eşyalarla kapatmaya çalıştık. Ama olmadı. Çünkü hayatın matematiği farklı. İki yarımı toplayınca bir etmiyor. İnsan tek başına mutsuzsa bir başkasıyla da mutlu olamıyor. Biz kendimizi ancak tanıdığımızda, ancak kendimizle mutlu olduğumuzda bir başkasıyla mutlu olabiliriz. Hayatın içinde mutlu olabiliriz. Bir elmanın iki yarısı olmamalıyız. İki ayrı elma olmalıyız. İki ayrı çiçek olmalıyız. Birleşince buket olmalıyız. Ama tekken de özgür, mutlu olabilmeliyiz. Şairin de dediği gibi, bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine. Sevgili yol arkadaşım,
bu video kendimize doğru bir dönüş olsun. Lütfen aradığın hazineyi kendinde ara. Sufilerin dediği gibi, hazine sandığının üstünde oturuyorsun ama dilencilik yapıyorsun. Yapma. Kalk ve o hazineleri keşfet. Hoşça kal.